Bugün Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin mimarı Bolşevik Önder Lenin'in 152. doğum günü. Onun hakkında çok şey yazıldı, çizildi. Dostları, yoldaşları kadar düşmanları da Lenin üzerine onlarca şey söyledi. Öyle ki bugün onun öncülüğünde kurulan dünyanın ilk eşitlikçi devleti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkıntıları üzerine var edilmiş kapitalist Rusya'yı yönetenler saldırganlıklarına bahane üretmek için Lenin'i karalıyor. Emperyalistlerin Lenin derdi ise hiç bitmedi. Korkunçtu, şeytandı onlar için. Çünkü Lenin yoldaşlarında da düşmanlarında da büyük izler bırakan özel bir devrimciydi. Bundan bir asır önce emperyalizmin insanlığı nasıl bir barbarlığa sürükleyeceğini öngördü. O barbarlığın tanığı da oldu. Ama o bu çürümüş düzenin aynı zamanda ne denli zayıf olduğunu da gören ve gösterebilen bir devrimciydi. O zayıf noktalara yapılacak müdahalenin kurtuluş yolunu açacağına inandı. İnandığı davanın neferi oldu. Zafere ulaştı. Bütün dünyada devrimcilerin rehberi ve ilham kaynağı haline geldi. Lenin cesaret, adanmışlık ve örgütlülük demekti. Tutkulu bir devrimciydi. Boyun eğmedi, hayatı boyunca amaçlarının peşinden gitti. Dünyanın değiştirilebileceğine inanmak da anahtar. Dünya bugün kelimenin tam anlamıyla bir çöplük. Nükleer silah tehdidi, açlık, susuzluk, zorbalık. Her geçen gün ölüm, yıkım, şüphe, mutsuzluk, korku, sefalet üretiyor. Kimseye umut vermiyor. Daha ne kadar böyle gidecek? Bugün Lenin'in doğum günü ve bu vesileyle dünyanın değiştirilebildiğini, değiştirilebileceğini hatırlama zamanı. İnsanlığın yeni, sömürüsüz bir düzene ihtiyacı var. Boyun eğmeyecek emekçilere, inatçı devrimcilere ihtiyacı var. Öyleyse 152. yaşında iyi ki doğdun Lenin yoldaş.